Kemandan geliyor. Başkaları da var böyle bir sürü keman çalanlar yani benim gibi mesela. Ben de keman çalardım yani o zamanlar. Öner burada geçirdiği dönem boyunca Almancasını geliştirirken matematik, fizik ve felsefe alanında edindiği bilgileri sorgulamayı da elden bırakmıyordu. Ve diyeceğim sonunda sen tut. Almanya'ya gittikten 3-4 sene sonra Azemberk Hoca'nın derslerine gir, orada bir takım profesör kümesiyle beraber belirli konuları tartış, onların not al, sonra belirli yöntemleri tazim et ve onları öğrenmek zorunda kal. Öğrenmek zorunda kal, sen o çizgiyi izleyeceksin, sen başka bir şey düşünemezsin. Bakıyor musun öyle pasifist, senden önce açılmış pasifist bir yolun arkasından gitmeye? Bakıyor musun? Ben doğu insanım ya, benim hayallerim var. Mecbur muyum? Ya diyeceksin ki onları iyi öğren ki yılmaz. Ondan sonra ki doğru dürüst bir yere gelesin. Sonra bir takım Amerikalı adamların nükleer fizikçilerin kitaplarından bir şeyler öğrenesin de bir yere gelesin. Yani bu işler öyle değil galiba. Felsefi kökeninden yola çıktığın zaman kendi bir felsefi içkinin arkasında da kalıyorsun demektir. Ve demektir o zaman senin kapılacağın peşinden gireceğin fantazileri acaba şu Heisenberg derslerinde öğrenmek zorunda kaldığın fantazilerle birleştirmek mecburiyetindesin. Barışır mı bunlar birbirine? Peki sen aynı adam mısın? O geçmişteki felsefi kuşkuları taşıyan, sonradan o felsefi kuşkuları başka yönde matematikselleştirerek belli bir felsefi yönün içine belli bir matematiksel yönün içine girmek zorunda kaldığın zaman onlar bağdaşır mı birbirleriyle? Anlatabiliyor muyum? Almanya'da geçirdiği bu 5 yıl boyunca yalnızca bilimle değil, sanatla da ilgilenen Öner'in bir dönem Alman tiyatro çevreleriyle de yakın ilişkileri olur. Ardından Almanya'nın kuzeyinde ve batısındaki çeşitli ülkelere yolculuk. Sonrasındaysa İngiltere, Cambridge'de geçirilecek bir yıl. İngiltere'ye gittim, kısa süre kaldım. İngiliz kültürünü edinmek istiyordum. Öğrenmek istiyordum. Bir vesile oldu. Biraz da arada bir kişisel bir bayanla ilişkimden dolayı da gitmiş de olabilirim tahmin ediyorum. Bir iş ve şahatım vardı çok. Arkasından işte Cambridge'e gittim. Cambridge'de İngiliz kültürünü edinmeye çalıştım. Çok tuhaftır bir matematikçi. Matematik temellerini öğrenmeye çalıştıkça sen tut İngiliz edebiyatını merak sal. Cambridge'de şehir kütüphanesinde çıkmıyordum. İngiliz şiirlerini öğrenmekten başka bir şey yapmıyordum. Ve bu şehir kütüphanesindeki maceram birkaç yer sürdüğümü hatırlıyorum. İngiltere'de geçirilen bu dönem yıllar sonra 17 günde tamamlanacak bir Macbeth çevresinin de vesilesi olacaktı. Ardından Fransızca'nın en iyi konuşulduğu yer olan Poitiers kenti. Yaklaşık 6 yıllık bir doğa bilimleri öğrenimi ve sanatla iç içe yaşama sürecinden sonra Türkiye'ye dönen Yılmaz Öner, artık kendini bir matematikçi olarak görmekteyse de yıllarca muhasebeci misiniz sorusuyla karşılaşmaktan kurtulamaz. Ama ne yazık ki bu Türkiye'nin gerçekliğiydi. İstanbul'a dönür dönmez askerlikte boş vakit geçirmek için hemen bir teknik sözlük hazırlamaya başladım durup dururken. Yani fen ve teknik sözlüğü diye bir sözlük hazırlamaya başladım. O bayağı ilerledi. Sonra 63 senesinde o sözlüğü ben bitirdim. Bir taraftan da dışarıda bir işim var. Dışarıda bir mesleğe çalışıyorum. Yani daha biraz neydi o? Evet, sanıyorum büyük bir şirketi. Evet. Şirkette çalışıyorum para kazanmak için. Çünkü yani dışarıda serbest hayatta daha çok para veriyorlardı. Yani devlet memuriyetine girip matematik öğretmeni olmaktansa değil mi? olmaktansa öyleydi ya.
Devlet memuriyeti, devlet memuriyetinde 150 lira maaş veriyorlar sana. Gidiyorsun dışarıda 17-18 misli fazla alıyorsun. 2000 lira ben dışarıda buldum. İlk işte bulduğum 2700 lira maaşı ya. Yeğenlerle üniversitede asistan olsun 145 lira vereceklerdi ya. Bu bir sefalet ya. Peki üniversitede kalan arkadaşlarım mesela işte adlarını vermeyeyim. Bu arkadaşlarım nasıl katlandılar o sefalet? Nasıl katlandılar onları biliyorum. Bu süreçte üniversitede barınamamakla birlikte Yılmaz Öner, arkasında matematik kuramına ve bilim tarihine ilişkin çeviriler bırakır. Yoğun iş dönemlerinde yaşamdan da kopmadan, adeta zamanla yarışarak teorik çalışmalarını sürdürür. Para kazanma sonrası ki zamanlarda, her günlük, güncel zamanlarda o kadar dalgın ve yorgun olarak çalıştığımı biliyorum ki yani yorasıya kendimi, yıpratasıya işten çıktıktan sonra kendimi soyutlayıp sadece yani bazı sevdiğim dostlarla birlikte ama yakın yani yakın olabilecek takdirde beni güncel hayattan uzaklaştırabilecek ve böyle dağıtacak şekilde dostluklarım olmuştur. Ve dostluklar çevresinde ben huzuru bulmayı, yani hem dinleniyordum çünkü beni soyutluyordu o dünyadan. Soyutluyordu, kendime dönebiliyordum ve vakit bulabiliyordum. Ve bu esnada ben meyhane köşelerinde çapa yazıyordum. 35 yaşından itibaren temellerini oluşturmaya başladığı ve Almanca olarak yazdığı Zamanın Topolojisinin Temelleri adlı çalışmasını 1971 yılında yayınladı. Zamanın maddesel dünyadaki dağılımını ve uzay haline gelebilmesini irdeleyen bu çalışma, Öner'e göre dünyada bu konuda yazılmış ilk derli toplu kitaptı. Zamanın ilk defa yönü olup olmadığını ta Poincaré'den beri tartışılan bir şey. Fakat onlar başka yönden tartışılıyorlar. Onlar entropi yoluyla yaklaşıyorlar yani. Entropi ile zaman arasında ilişki vardı. Sonunda ben böyle bir ilişki kuruyorum burada. Kuruyorum ama bu başka türlü bir kuruluş. Burada felsefi kökenden çıkma var. Onlarda yok. Onlarda Schrödinger fonksiyonunu bir teğet olarak, zaman uzayı içerisinde birer teğet olarak kullanma cesareti yok. Cesareti yok. Daha doğrusu ona o cesarete yol açacak bir tasavvur yok. Şimdi ben ayrı ayrı alternatifler olarak düşününce bunların sonundaki fiili anların bir kere fiili diye bir kavram yok onlarda. Yani matematikçilerin uğraştıkları işte Poincaré'den beri uğraşılan anlamda bir fiilleşme diye zamanın fiilleştiği anı ben şimdi anıyla uğraşıyorum. Şimdiki anı fiilleştiği anı zaten bütün bu dünya şimdiki anıyız biz. Her an şimdiki andayız. Bunun biz şimdi ne geçmişteyiz ne gelecekteyiz. Şimdi andayız. Böyle yaptım tamam şimdi biraz daha öteye gitmeye çalıştım. Grundlagen tutuvalıyla bunu felsefi yönden anlatmaya çalıştım. Yani geçmişiz kardeşim. Arkamda kaldı bitti geçtim. Geçtim artık onu. Ona artık o artık fiilleşemeyecek bir şeydi. Artık fiilleşemeyecek bir dünyadır şey geçmiş. Gelecek henüz fiilleşmemiş bir dünyadır. Henüz fiilleşmemiş. Her an fiilleşebilir ama da. Öyle değil mi? Ben hep şimdideyim. Her şimdi yaşıyorum. Yoksa canlılığımın hiçbir anlamı olmaz. Öner 70'li yılların başlarında sosyoloji, iktisat, biyoloji gibi bilim dallarına açılma sürecine girer. Çeşitli dillere vakıf olması nedeniyle bir yandan da yaptığı çevirilerle içine girdiği bilim dünyasını okuyucuya tanıtmaya çalışır. Bazı matematiksel yöntemleri bu değişik bilim dallarına uygulayarak yeni açılımlar getirir. Öte yandan bu yıllarda çevirdiği edebi eserlerden biri de Hermann Hesse'nin Siddhartha'sıdır. Yılmaz Öner'le ilk tanışmam şimdi hatırladım. Selimiye kışlasında oldu. Onun alt bodrumundaki zindanda kalırken elime Siddhartha diye bir kitap geçti. Yılmaz Öner'in tercümesiydi. Yılmaz Öner